Zalim felek hangi kalemle yazmış, silemedim bu yazıyı bir türlü, vah bir türlü. Kimselere sözüm geçmez, gücüm yok, silemedim bu yazıyı bir türlü, vah bir türlü. Of benim derdim bin türlü, oy benim çilem bin türlü. Kimselere sözüm geçmez, gücüm yok, silemedim bu yazıyı bir türlü, vah bir türlü. Oy benim derdim bin türlü, benim çilem bin türlü, vah. Erdoğan beterim beteri de var, şaşkınım elinden oldum ihtiyar, vah ihtiyar. Dünya seven kullara her zaman dar, silemedim bu yazıyı bir türlü, vah bir türlü. Can bin türlü, oy benim derdim bin türlü, vah. Dünya seven kullara her zaman dar, silemedim bu yazıyı bir türlü, vah bir türlü. Oy benim derdim bin türlü, benim çilem bin türlü, vah.
neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen? Ölümlerden döndüm soysuz. Neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Ah ömrüm geldi geçti. Neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen sen? Neredesin sen? Ah ömrüm geldi geçti. Yaşlarım ince ince dinmez oldu sen gidince. Neredeydin senelerce? Şimdi mi geldim aklıma? Şimdi mi geldim aklıma? Geçtiğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Merhabalar muhtarım, sizi tanıyabilir miyiz? Abbas Çiftçi, 3 dönem muhtarlık yaptım. Şu anda muhtar değilim. Şu anda İstanbul'da oturuyorum. Misafir Demirkan'la beraber misafir olarak Geçit Köyü'ne geldim. Çünkü 5 kilometredir bizim köy. Ve yolumuz bazı yerlere parke yapılmış ve asfalt yapılmasını istiyoruz. Köyün girişinde de parke, altyapı, işte güneş enerjisi ve Fırat'a yakın köyümüz. Ondan sonra şelalemiz var.
artık ne diyeyim, olan noksanlarını tamamlamasını devlet tarafından istiyoruz. Ne diyeyim başka? Halkımız peki neyle geçinir? Halkımız bizim ekseri burada nar ağacı var. Narla geçiniyoruz. Kaç haneden oluşuyor? Kurbete gidip çocuk, gençler çalışıyorlar, geliyorlar. 140 hanedir köyümüz. İki tane okul var, anaokulu var. Yani 4'e kadar, 1, 2, 3, 4, 5, 4'e kadar var. Kur'an kursumuz var. Cami, işte camimiz var. Hocamız şu anda yok. Herhalde bir tane devlet tarafından verirler. Yani diyeceğim bundan itibaren. Köyümüze ait bir de sanırsam Fırat'ın dibinde bir restoranımız var. Şelale güzel bir yerdir. Balıklar alabalıktır. Yani gelene kapımız açıktır. Ve köyün altında sanırsam kayının dibinden su mu çıkıyor? Su çıkıyor tabii. Evet, kaynar su çıkıyor. Yıllardan beri. İki tane değirmen çalışmak şeyiyle iki tane su yıllardan beri su var. 100 asırlık bir su. Peki, kaynar su. İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmir'deki geçit köylerine ne demek istersiniz burada? Buraya getirip yatırım yapsalar çok memnun olur. Kendi köyleridir. Başka ne diyeyim? Evet, senede bir kere de olsa gelsinler. Tabii senede bir kere de olsa, bir hafta da olsa gelsinler, bir yazlık ev yapsınlar. Köyünü görsünler, köyünü tanısınlar. Köy güzel olmuş. Yani eskisi köy değil. Evet. Eskiden çamurdan geçiremiyorduk. Yani şu anda şunu çok şükür devletimiz her şeyi verdi. İmkanları biz de yaptık. Peki çok teşekkür ederim muhtarım. Sağ olun var olun. Siz de sağ olun. Tamam. Evet, merhabalar abi. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, sağ olun. Geçit muhtarı Cuma Demiroğ. Köyümüzü bize anlatabilir misiniz? Köyümüz vadi içinde güzel bir köydür. Nasıl? Köyümüzde neler var? Nar, incir, üzüm, ceviz, her türlü meyvemiz de var yani mesela. Sebzecilik yapıyoruz. Köyümüze ait restoranımız mevcut mu? Ya bir çay bahçemiz var, bir alabalık tesisi var. Evet, bir de aşağı tarafta sanırsam böyle kayının dibinden su mu geliyor muhtemelen? Kaynaklarımız çoktur yani var. Evet, peki İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmir'deki geçit köylerine ne demek istersiniz? Selam söyleriz. Merhabalar abi, seni tanıyabilir miyiz? Ben Diyarbakır Çüngüş, geçit köyden Hüseyin Topçu. Beni, bütün köylerim tanır beni. Yıllardır sesime hasret kalan geçitli hemşehrilerim için dışarıda olan, İstanbul'da dışarılarda hepsi beni hani çok az çok tanıyorlar. Burada Abdullah Bey de bizim köye kadar gelmiş. Hani bizi burada bizi görmeye gelmiş ta İstanbul'dan. Ben de saygılarımı iletiyorum hepsine. Kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Ben de İstanbul'a gitmek için onu bir ziyaret etmem lazım yani o şekil. Peki o güzel sesinizden bir türkü alabilir miyiz canlı canlı? Ben de bir insan oğluyum. Ben de bir insan oğluyum. Bırak beni konuşayım. Bir başım bir beynim vardır. Bir başım bir beynim vardır. Bırak beni konuşayım. Yine size danışayım. Hey. Merhabalar dayıcım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Geçit köyünde Abdurrahman Doğan. Siz geldiğinizde çok teşekkür ederiz. Sizler teşekkür ederiz. Ondan sonra köyümüz işte görüyorsunuz bahçelidir. Biraz yollarımız noksanlığı var. Ondan sonra işte gelip yani yaşımız 73. Yani bir Allah işte evet sağ olun. Bir iş yapamıyoruz. Burada işte oturuyoruz. Gençlerimiz gurbettedir. Yani yolumuz biraz aksalidir. Yani yollar biraz kötü. Yani iyi olsa çok seviniriz. Evet, buradan yetkililere evet, seslenelim evet, diyorsun. Evet. Ondan sonra demir kıran şeylerine Abdullah Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet, merhabalar abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Diyarbakır Çüngüş Geçit Köyü Hacı Mehmet Doğan. İlk gün köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın, var olasın. Vallahi köyümüzün başta kendi çabalarımızla, imkanlarımızla köyü bu hale getirdik. Siz de gördünüz. Yalnız köyün yolu yok. Buradan kazaya 4 kilometre, 5 kilometre yoldur. Asfalt olmasını istiyoruz. Başka eğer köyümüzün nar, üzüm, bize sütçülük burada gelişme olursa
Bizim köyde rahat, ondan sonra gençlerimiz kurbete gitmezler yani. Kendi çabamızla çalışırız yani. Şimdi gençler hepsi kurbette, biz burada oturuyoruz. Ne nar satılıyor, ne üzüm satılıyor, ne süt ürünleri satılıyor. Bir fabrika veya bunlar için bir şey yapılırsa hepimizin hayatı kurtulur. Bizi tanısanız teşekkür ederim size. Ben Huyali Salih Demiroğlu. Köyümüzden memnun musun? Evet, memnunum. Peki eşine, dostuna, torunlara ne demek istersin? Çocuklar İstanbul'da. Ne demek istersin çocuklara, torunlara? Ne diyeyim? Sağlık isterim. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olasın. Allah peygamber razı olsun. Evet dayıcığım, merhaba. Sizi de tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyi, çok şükür abi, sizi sormalı. İsim nedir? İsmim Salih Topçu. Bu köylüsünüz. Evet, bu köylüyüm. Köyümüzden memnun musunuz? Köyümüzde gayet tabii memnunuz. Biz çünkü şey yakınız zaten, 5 kilometre yolda. Çünkü şey yakındır. Köyümüze çok memnunuz. Devletimize de memnunuz. Yani her şeye karşı tabii ki memnunuz yani. Peki hiç demir kıran arsobüsünü duydunuz mu? Efendim? Demir kıran arsobüsünü hiç duydunuz mu? Vallahi televizyonda duyuyoruz yani, biz gözümüzle görmüş değiliz yani. Anladım. Peki İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmir'deki akrabalarına, torunlarına ne demek istersin? Tabii akrabalarıma iyi başarılar dilerim, iyi çalışmalar dilerim. Hepsine sağlık görevli tercih ediyoruz hepsinin. Hepsinin de Allah razı olsun yani. Memnunuz yani şu akrabalarımızda. Hepsine selam söyleriz. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
dersem hiç gelmedi yerine. Tenekede çalarım sazın yerine. Felek benim gençliğimi geri ver, ne olur geri ver. 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 Felek benim gençliğimi geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, ne olur geri ver. Thank you.
Karlı dağlarda karın almış karın alan cananım benim. Kaç gündür ki de küsülüyüm yarın alan dağlar yaz gelsin. Söyle tez gelsin. Kaç gündür ki de küsülüyüm yarın alan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin uyum. Hiçbir merhametli de komşu yokmuş cananım benim. Bizi barıştıran azdı yarın alan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Bizi barıştıran azlı yarın alan dağlar yaz gelsin. Söyle tez gelsin uyum.